Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala Muhammedin ve ala ali ashabi Değerli İhsan hocam, bize böyle güzel bir Ramazan gününü ayırdığınız için öncelikle mektubu suf ailesi olarak teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Malumunuz üzere Ramazan ayının içerisindeyiz. Sizinle yapmak istediğimiz istişarede Ramazan ve gençler. Gençlerin imanlı konularını güçlendirmek üzere istiyoruz hocam. Zaman çok farklı niteliklere sahip oldu. Öyle bir zaman ki iyi ile kötü aynı anda birlikte bulunabilmekte ve isteyen istediğine uzanmaktadır. Bu değerli ay, Ramazan ayı inşallah bolca tövbelere ve ümmetin uyanışına nasip olur. Bildiğiniz bir Ramazan kavramı var hocam. Sizce Ramazan deyince aklına gelmeli ve bu ay hem gençler hem de yaşlılar olarak nasıl idrak etmeliyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Bu gayretinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah Teala amellerinizi makbul eylesin. E, niyetlerinizi muhafaza eylesin, halis eylesin. E, birlikteliğinizi daim eylesin inşallah. Ramazan-ı Şerif deyince ümmetin takva mektebine, takva okuluna girmesi oradan muttakiler olarak mezun olması bu çerçevede anlayabiliriz. Yani muttaki olunca da artık Allah Teala'nın nusretini, yardımını üzerlerinde hissedecekler. Cennet uiddet <laughs> muttakiin onlar için hazırlanmış muttakiler için. İnna Allaha ma'alldinettek ve'llezine muhsinun. Allah Teala o muttakilerle beraber. Yani Cenab-ı Hak onların bir anlamda gören gözü, işten kulağı olacak hakkı söyleyen lisanları olacak. Fakat muttaki olabilmenin yolu işte Ramazan mektebinde başarıyla orada mezun olabilmek. Yani bir anlamda eskilerin, kudemanın lisanıyla icazet alabilmek. Bayram bu ümmetin 30 gün tuttuğu orucun icazetini aldığı gündür, şehrayindir, bayramıdır. Peki bu zorluğu, bu meşakkati anlayabilmek, yaşayabilmek, tahammül edebilmek için bu zorluğa, bu meşakkate, açlığa Allah Teala belli bir sınavdan geçen insanlara orucu emrediyor. Mekke-i Mükerreme'de o sokaklarda kırbaç yiyorlar, sokaklarda süründürülüyorlar, göğüslerin üzerinde taşlar var, Bilal bin Rabahlar, Habbab bin Eretler bunlar bu ezalara maruz kalıyorlar. O ezaya maruz kalırken Cenab-ı Hak onlara orucu emretmiyor. Orada pişmeleri lazım. Bela kazanında, sıkıntı, musibet kazanında onların pişmeleri olmaları gerekiyor. Hani Yunus Emre'nin rahmetullahi aleyh çiğdik piştik elhamdülillah diyor. Önce pişmek gerekiyor. Mekke'de onlar pişiyorlar. 13 yıl devam ediyor bu pişme. Kur'an-ı Kerim onlardan vasikun el min menel muhacirin diye bahsediyor. Yani sabikun oluyorlar. Her konuda önde duracaklar. Bir İslam'a saldırı olduğunda en önde durabilecekler yani. O belayı göğüsleyebilecekler. Çocuklarıyla imtihan edildikleri zaman orada kendi mevzilerini terk etmeyecekler. Dünya malıyla imtihan edildikleri zaman Uhud'da o tepeden ayrılan okçular gibi ganimet ganimet deyip de yerlerini bırakmayacaklar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bu has kadronun hamurunu yoğuruyor. Hamurkar oluyor. Yeni bir nesil inşa ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çölden alıyor, dağdan, bayırdan, deve çobanlığından alıyor onları. E, hepsinin tek öğretmeni var, tek mürebbisi var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka bir kaynaktan irfan almıyorlar. Başka bir kaynağa ağızlarını, ruhlarını, gözlerini, kulaklarını e, dayamıyorlar. Tek e, beslendikleri ilim, fikir hareket noktasında, amel noktasında beslendikleri tek merci var. E, ümmi Peygamber. O Ümmi Peygamber de e, vahye dayanıyor. Allah'tan alıyor. Cenab-ı Hak'tan alıyor. Efendimiz aleyhissalâtu vesselam ümmetine aşılıyor. Onun için Mekke'de okur yazar insan sayısı 17 fazla değil. Allah Teala böyle bir topluma ümmi bir peygamber gönderiyor. Ümmi demek cahil demek değil. Bazı kardeşlerimiz bunu cahillerle karıştırıyor. Ümminin karşılığı okur yazar. Cahilin karşıtı alim. Efendimiz ümmi. Peki neden ümmi bir peygamberi seçiyor Cenab-ı Hak? Yarın birileri çıkıp da sen bunu İncil'den, Tevrat'tan, Roma hukukundan, İskenderiye'deki işte Roma'ya ait mekteplerden, üniversitelerden aldın iddiasında bulununca onun karşısına çıksınlar. Kur'an-ı Kerim'de efendimiz aleyhisselam'ın ümmi olduğunu beyan eden iki tane A'raf Suresi'ndeki ayetle desinler ki, "Hayır bak. Bu ümmi peygamber. Mekke'de kimse bunun okur yazar olduğunu söylemedi. Söyleyemedi. Neden? Biliyorlar çünkü okur yazar olmadığını Allah Resulü'nün. Eğer peygamber okur yazar değilse o zaman bunun irfanının vahyin tek kaynağı var. Nedir? Allah Azze ve Celle'dir. İnsanlar neden okur yazar olurlar? Ee, insanların i̇nsanların bilgilerini, onların e, bilgilerin aktardığı o kitapların metinleri okuyabilmek için. Ama peygamberimizin insanların bilgisine ihtiyacı yok ki. Onun e, muallimi Allah Azze ve Celle. Hani ayet-i kerimede e, وَاتَّقُوا ve وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهَ buyuruyor. Yani muttaki olunuz, öğretmen Allah Azze ve Celle olur. Yani muttakilerin öğretmeni Cenab-ı Hak'tır. E, o bildiklerimizle amel edince bilmediklerimizi de bize öğretiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her şeyi o öğretiyor. Dolayısıyla... Efendimiz bu öğretmen, her şeyi Allah Azze ve Celle'den alan ümmi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'i pazardan, piyasadan tüccar olarak alıyor. Zeyd'i kölelikten alıyor. Hatice'yi kadınların safından alıyor. Hazreti Ali'yi çocukların arasından alıyor. Hepsini ortak bir dil kullanıyor ama zaman zaman hususi hitapları da oluyor. İşte onları Hicaz Nübüvvet Okulu'nda sallallahu aleyhi ve sellem Mekke faslında o belalara karşı bir eğitim veriyor onlara. Nasıl dayanacaksınız? Ona dayanıyorlar. Yani dayanmayı öğreniyorlar. Çünkü e, bir Ağustos'un sıcağında sabahtan akşama kadar e, göğsünüzün üzerinde şu kadar taş var. Süründürüyorlar sizi sokakta. Ve Allahu Ekber diyorsunuz. İmanın tadını aldınız. O tat bütün bu acıları unutturuyor size. E, yüreğinizde yer, zerre kadar bir yüksünme yok. E, neden ben bu yola girdim diye bir tereddüt hali yok. Allahu ahad diyor bilal Habeşi. Allah birdir. Allahu ekber diyor. Peki Medine'de oruç farz kılınıyor. Orada bir çadırın altında Ağustos'da yine aynı saatlerde sahurdan, imsak, sahurdan iftara kadar aç kalıyor. Yemek yemiyor, su içmiyor. Ama bu o Rabbin talimatını yerine getirirken sahurdan iftara kadar belki daha uzun bir zaman aralığında su içmeden yemek yemeden göğsünün üzerine taş olduğu halde o Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyor diye işkenceye maruz kalmıştı, dönmemişti. İman onun bütün hücrelerine, zerrelerine hakim oluyor. O hakimiyetten sonra bunlar hicret ediyorlar. Hicretle de büyük bir sınav veriyorlar. Muhacir oluyorlar. Annesini, babasını, yerini, yurdunu kim terk ediyor? Yani bunların Medine'de kredi kartları, e, otelde ayrılmış, rezerve edilmiş yerleri, klimalı odalar vesaireleri yoktu. Bilmedikleri, tanımadıkları bir diyara gidiyorlar. Neden? Allah Teala'nın dinini yaşayabilmek için. İşte o yüreğe Allah ve peygamber muhabbeti hakim olmuş. O hakimiyet artık... Onları deli divaneye döndürmüş. Muhammedur Resulullah vallazina ma'hu eşaddaa alel kuffar ve hamau beynehum. Yani bir anne yavrusuna ne kadar merhametli olursa bir kuş anne olunca yavrusu için kartal başka hayvanları parçalıyor ama yavrusu için ona merhametinden dağlardan bayırlardan o yavruyu besleyecek gıdaları alıp getiriyor. İşte anne yavrusuna ne kadar merhametliyse belki bu ümmet Müslüman olduktan sonra rengine, ırkına, soyuna bakmadan kendi aralarında o muhabbeti, o kardeşliği tesis ediyorlar. Fakat karşıda eğer bir kafir bir kadro varsa ve bunlar da durdukları yerde durmuyorlar. Sürekli İslam'a, imana, hakikate bir tecavüzleri, saldırıları varsa onlara karşı da Everest Dağı'nın ihtişamıyla, azametiyle bir bend oluyorlar, önünde duruyorlar. Yani oradan geçip de İslam'a, oradan geçip de e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine, hakikatine, e, o hakikatin yansıdığı dünyaya, Medine cemiyetine, cemaatine tecavüzlerine engel oluyorlar. İşte Bedir nedir? O bedenlerini ortaya koyuyorlar. Karşıdan gelen bir küfürseli var, onlar diyorlar ki, biz Mekke-i Mükerreme'de Allahu Ekber'i nasıl yasakladıysak dünyada da yasaklamak istiyoruz. Yani Allahu Ekber'i biz yeryüzünde özgürlük tanımıyoruz diyorlar. Geliyorlar sahabe-i kiram efendimiz yani yukarıdan aşağıya freni patlamış gelen bir tır var. Siz de bir bebeksiniz. Onun tekelleği altına arkadaki o medeniyetinizi, annenizi, babanızı, cemiyetinizi koruyabilmek için kendinizi atıyorsunuz o tekerlerin altına. Durdurabilir misiniz? Durduramazsınız. Ama diyorsunuz ki Allah Azze ve Celle var. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ben bu kadar yapıyorum. Her şeye kadir olan sensin ya Rabbi. Sahabe-i kiram efendilerimiz 300 küsür kişiyle 1000 kişilik küfür ordusu ki kinleriyle, nefretleriyle, kılıçlarıyla, silahlarıyla geliyorlar. Kendilerini atıyorlar onların önüne. Allah Teala da o hasbiliklerine, ihlas ve samiyetlerine bağlı olarak onlara büyük bir zafer veriyor. Şimdi onlar muhacir oluyorlar. Burada bir imtihan veriyorlar. Peki ensar, onlar da tarlalarını veriyorlar, yerlerini veriyorlar, evlerini veriyorlar. Kimi evinden çıkıyor muhacir kardeşine, evini veriyor, burada kal diyor. E bu paylaşımla onlar da büyük bir imtihandan geçiyor. Yani dünya malıyla imtihandan geçiyorlar. Allah Teala artık bunlar şimdi oruç emrine muhatap olabilirler. İşte o zaman ya eyühellezine amenu diyor onlara. İn kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum lealleküm tettekun. Yani ya eyühellezine amenu diye hitap ediyor ki bunu sadece siz yapabilirsiniz. Kim yapabilir? Daha zoruna katlananlar, Mekke'de o acıların, ızdırapların içerisinde zerre kadar tereddüt yaşamayanlar, yıkılmayanlar, yılmayanlar şimdi oruçla Rabbim bizi imtihan edecek. Nasıl altını alıyorlar, şekil vermek için bir ateşin içine koyuyorlar, sonra şekil veriyorlar. İşte oruç bizi bir ateşin içine koyuyor. Ne ateşin içine? Açlık ve susuzluk ateşinin içine. Ee, sahurdan iftar vaktine kadar orada eriyecek, nefsiniz eriyecek. Yani demiri ya da başka bir madeni koyduğunuz o ateşin içinde onun cırufunu alıyor, eriyor. Eriyince usta ona bir şekil veriyor. Cenab-ı Hak da bize bir şekil verecek. Ne şeklidir o? Muttaki olma şekli. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte sahabe-i kiram efendilerimize orucu buradan anlatınca onların tamamı bir anda teslim oluyorlar. Çünkü zaten istiyorlar. Namazla istiyorlar, oruçla istiyorlar, daha sonra onlara hac emrediliyor. Haçta kalkıyorsunuz Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mina'ya, Mina'dan Kabe-i Muazzama'ya geliyorsunuz. 25 kilometrelik bir koşu var. Koşuyorsunuz, geliyorsunuz Beytullah Allah'ın evine. Cenab-ı Hakk'ın evine gelip oraya örtüye yapışıyorsun. Ben geldim ya Rabbi. 25 kilometreden koşarak geldim. Arabaya vasıtaya binmeden geldim. Huzuruna kendimi attım. Burada bu yorgunlukla aslında nefsimi erite erite burada şimdi bir kalıba girmeye geldim. Hani Sezai Karakoç diyor ya, sahurdan iftara kadar her Müslüman bir kalıba girer. O kalıba girip bir şekil alıyorsunuz. Allah Teala bizi bir kalıba koyuyor. Müslüman sahurdan iftara kadar bu şuuru kaybetmeyecek. Bilinci kaybetmeyecek. Bilincini kaybeden mükellef değil. Deli mükellef değil. Neden? Bilincini kaybetti. Yani o namazda, oruçta sorumlu değil. O halde biz de o bilinç halini orucun her saniyesinde saklama mecburiyetimiz var. Neden ben oruç tutuyorum? Allah Teala benim içimde, gözümde, kalbimde, işte kulaklarımda vesaire bütün o organlarımdaki azalarımda ki e, kiri, e, onları temizlemek için beni şimdi eritiyor. E, nefis aç e, kalınca, beden aç kalınca eriyor. Erimek Allah azze ve celle'ye teslimiyeti getirir. Namazda şimdi ellerimizi bağlıyoruz. Sonra secdeye gidiyoruz. Secde neyi anlatıyor? Artık senin huzurundaki teslimiyet halimi bu yıkılmadan başka türlü ifade edemem. Lisan burada e, gücünü, kuvvetini kaybetti. İşte beden dilimle ifade ediyorum ya Rabbi. Bu varlık senin karşında böyle teslim oldu. Peki bu teslimiyet neyi getirecek? Niye teslim oluyoruz? Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın talimatlarını bize bildiriyor. İşte bu talimatlara benim cevabım budur ya Rabbi. Oradan emir geliyorsa, emir sizden geliyorsa bu talimatlar karşısında zerre kadar bundan sonra itirazım olmayacak Allah'ım. Her secdeye varışımız, her oruç tutuşumuz, hacca gidiş, o yürüyüşler hep bunu anlatıyor bize. Onun için ibadette bir meşakkat var. Ne kadar meşakkat varsa ...o kadar e, ecir var, o kadar sevap var, o kadar bereket var. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Gençler hakkında konuşacak olursak hocam... ...çok sıkıntılar olduğunu görmekteyiz. Ama ümitsiz değiliz tabii ki. Çok değerli kardeşlerimiz var. Bunların da sorularını sizinle paylaşmak istiyoruz hocam. Buyurun. Örneğin, Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya ya da ibadet etmeye hevesli oluyorum. Tövbe etmek de istiyorum. Fakat... Daha sonra çok zorlandığımı görüyorum. Bundan sonra da kendimde bu istekleri kaybettiğimi görüyorum. Hocam böyle bir gence ne tavsiye edersiniz? İbadetlerinde zevk ve huşu, huşu içerisinde olmasını ne yapmalıdır? Şimdi e, huşu Allah Azze ve Celle'den başka neler varsa onları terk etmek. Yani masivadan kopmak. E, namaza geldiğimizde namaza başlarken Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber sen en büyüksün ya Rabbi. Yani dışarıda patron var, müdür var, amir var vesaire var. Onların bir takım ifadeleri var, talimatları var. Belki o talimatlar Kur'an-ı Kerim'deki emirlerle çatışabilir. Ama ben Kur'an-ı Kerim'i sadece okunan bir kitap olarak görmüyorum ya Rabbi. Onu ümmetin kanunu esasisi olarak görüyorum. Her durumda uymamız gereken esas metin olarak görüyorum. E, kitap hayat e, onun etrafında dönüyor. Ben bu kitabı bu şekilde anlıyorum. E, diyoruz biz Cenab-ı Hakk'a. Allahu Ekber de hem elimizle hem lisanımızla bunu teyit ediyor. Bunu tefsik ediyor. Allahu Ekber derken e, İmam Merginani Hidayin müellifi diyor ki eli kaldırdıktan sonra Allahu Ekber diyeceksiniz. Namaza başlarken. Neden eli kaldırdıktan sonra Allahu ekber diyoruz? Yani bu dünyayı artık reddediyorum. Yani şimdi bundan sonra dünyanın değer yargıları var. Dünyanın değer yargıları nedir? İşte mala bakar. Yani bir devleti değerlendirirken bir insanı değerlendirirken onun ticari hacmine bakarlar, itibarına bakarlar, soyuna bakarlar, nesebine bakarlar vesaire. Buna göre bir kıymet verirler. Peki artık o yok ya Rabbi. Allahu ekber. Diyeceksiniz bu bütün değer yargılarını attınız. Yani zihninizde bir anlamda bir temizlik yapıyorsunuz yani. Ee, onu yaptıktan sonra elinizle buraya getiriyorsunuz, zihinde bu temizliği yapıyorsunuz. Ee, bu e, Tanzus Sivayn diye e, bir takım hareketlerle bedeni tedavi ediyorlar. İşte belli hareketler var, onları getiriyorsunuz, güç topluyorsunuz e, biyoenerjinin bir farklı türü diyebiliriz ona. Şimdi buraya da Müslüman elini getirirken sanki zihni temizliyor. Böyle getiriyorsunuz Allahu Ekber ama demiyorsunuz daha. El burada zihinden dünyayı attınız artık. Alakanız kalmadı şimdi Allahu Ekber diyorsunuz. Yani irtibatı kopardıktan sonra Allah hem büyük diyorsunuz. Artık şimdi benim namazıma müdahil olma. Oruca başlarken de Niyet ediyoruz. Yani Ne zamandan? Makbul olan geceden niyet etmek. Ama farz oruç olunca dahveyi kübra dediğimiz e, şer'i gün var. Yani nehari şer'i dediğimiz şer'i günün ortasına kadar niyet edebiliriz. E, i̇şte farz oruca muayyen bir adak olursa veya nafile oruçlara o da ne kadardır? E, i̇msak vaktinden başlar. Güneşin batmasına kadar e, olan süreye Şer'i gün diyoruz. Ee, Nehar-ı Şer'i diyoruz. Peki bunun tam ortası da Dahve-i Kübra dediğimiz büyük kuşluk. O da öğleden yaklaşık bir saat önce. Öğle ezandan bir saat önce kadar. işte birisi farz orucuna, nafile oruca ya da şu günde oruç tutacağım diye muayyen bir ada varsa ona da bu kuşluk vaktinden önceye kadar niyet ederse Niyeti kabuldür ama baştan beri niyet edecek ve o ana kadar bir şey yememiş olacak. İmsaktan o ana kadar bir şey yemeyecek. Peki ama kaza orucu böyle değil. Ona akşamdan niyet etmesi gerekiyor. Peki ama makbul olan hepsine geceden niyet ediyorsunuz. Neden niyet ediyoruz? Bir defa biz bunu adetten ayırıyoruz. Bu bir ibadet. Ben bu ibadeti arınmak için yapıyorum ve orucun her saniyesinde birinci soruda da ifade ettiğimiz gibi ben kulum ya Rabbi, kul sana teslim olur, emrine teslim olur. Ben Abdullah'ım ya Rabbi, kendimi sana izafe ediyorum, sana isnad ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a o şekilde bir rivayet var. Miraç'ta soruluyor Cenab-ı Hak, bime uşerrifu, seni neyle teşrif edeyim? Efendimiz kulluğu istiyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ait olabilmek. E zaten bizi dünyaya işte ona ulaşmak için gönderdi. Ahirette Ruyetullah var. Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmek var. O cemalle müşerref olmak var. Biz oradan buraya sürgüne geldik. Hz. Adem Aleyhisselam'la e, cennetten dünyaya insanoğlu sürgüne geldi. Onun için قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Hz. Adem eşi Havva ile hep böyle yalvarıyor Cenab-ı Hakk'a. Neye? E, affa yalvarıyor, bir de oraya dönmeye yalvarıyor. İnsan sürgünden geldiği o ana yurdu olan cennete dönmek için. Bütün bu ibadetleri niye yapıyoruz biz? E, e, öz ülkemiz olan, ana yurdumuz olan cennete dönebilmek için. Yani bu ibadetler bizim e, dünyaya bağlanan bağlanma vasıtası olan işte o nefsin bize verdiği, şehvetin verdiği ne kadar kayıtlar, zincirler varsa onları çözecek. Onları kıracak ve ölüm gelecek. Ölüme şebi aruz diyor ya Mevlana rahmetullahi aleyh. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da son anında Ayşe annemizin göğsü üzerine mübarek başını koyduğu Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dua ediyor. Efendimiz de Rafik Ala diyor en yüce dostu istiyorum. Artık öyle dua etme. Şimdi gidiş zamanı. İmam Rabbani de rahmetullahi aleyh el mevtu cisrun yusilul habibe ilal habib. Ölüm dostu dosta taşıyan bir köprüdür buyuruyor. Yani Allahu veliyyul lezine aminu. Allah ehli imanın dostudur. Peki ölüm geliyor, ölüm meleği geliyor. Alıyor dostları buradan Rabbin katına götürüyor. Yani irtial hadisesi yaşanmıştı. Işte. irtihal dünyadan ahirete göç başlıyor. Berzaha oradan ahirete. Peki şimdi o zaman Müslüman zaten bunu istiyor. İbadetlerle Cenab-ı Hakk'a ulaşma arzusu gayreti içerisinde o himmette işte Allahu Ekber'le hadi dünya senin olan rabıtalarım en azından namaz da bütünüyle bitti. Oruca başlıyorsunuz, Allah e, niyetle başlıyorsunuz. Ya Rabbi işte sana halinizde kalkmakta bir niyettir sahura kalkmakta bir niyettir o niyetle artık kopuyorsunuz ee, yani normalde helal olan yaptığınız şeyleri yapmıyorsunuz yani yemek yemek ne helal değil mi ama kendinizin onu kazandınız yiyemiyorsunuz su sizin içebilirsiniz ama içmiyorsunuz Adam evli hanımı orada birlikte olabilir veya kadın eşiyle olmuyor olamıyor neden? Diyor ki ya Rabbi ben şunu bu halimle anlatıyorum. Yani bu e, yemek benim yemiyorum. Ben bir irade sınavına girdim. Yani sana teslim olmak, sana teslim olma sınavına girdim. Bir doktora gitsek, doktor bize bir e, liste verse, dese ki şunları yemeyeceksin. Yediğin zaman işte şekerin şuraya gelecek, kalbin duracak vesaire böyle çok uyarıcı, uyarı değeri yüksek ikazlarda bulunsa. Adam evine dönse, bir dostlarıyla meclis olsa, onlar da kendisine zarar verecek gıdaları sofraya koysa, alır mı onları? E bir defadan bir şey olmaz der, alır. Ama hiçbir Müslüman 30 gün ya da ay ne kadar sürüyorsa 29'da olabilir, kameri aylar malumunuz. O zaman zarfında sahurdan iftara kadar bir defadan bir şey olmaz diye ağzına ne bir bilerek e, yudum su alır ne ekmek alır. Çünkü bu talimat yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'den geliyor. Hz. Bilal gibi olacak, Sümeyye gibi olacak, Ayşe gibi olacak, Fatıma gibi olacak yani radıyallahu anhum. Yani bunlar gibi olabilmenin sınavına girdik biz yani o iradenin içindeyiz. Bu şuurla olursak o zaman o ibadetten bir haz alacağız. Yani bu oruç bizi nereye taşıyacak? Nereye götürecek? İşte bu ekmek senin yemiyorsun, e, o zaman diyorsun ki, Ya Rabbi ben kendi ekmeğimi Senin talimatın diye yemiyorum da yetimin malını elin uzatma diyorsun, başkasının malını alma yeme. İslamın kesin talimatları kendi ekmeğimi sahurdan iftara kadar alıp yemiyorum da başkalarının başkalarına ait olan malı mülkü onu alır talan eder miyim, yer miyim Ya Rabbi? İşte eğer bende hatalar varsa bütün bunlardan tövbe ediyorum. Kendi hanımınla sen emrettin diye birlikte olmuyorsam sahurdan iftara kadar başkasının eşine, kızına, sokakta kadınına gözümü çevirir de bakar mıyım ya Rabbi? Eğer şimdiye kadar olduysa bütün bunlardan tövbe ediyorum. Yani oruç tutarken Müslümanın zihin dünyasında bütün bu manalar olmalı. İşte o zaman o bela kazanında yandıkça arındığını hissedecek. Kirlerin kendinden gittiğini hissedecek. İşte o zaman Yunus gibi diyecek ki yandık, piştik, olduk elhamdülillah. Olacak inşallah. Olmak için oruç tutuyoruz. Elhamdülillah inşallah hocam. Hocam başka bir genç kardeşimize şöyle soruyor. Ben ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum. Mümkün mertebe camilere, namazlara gidip Kur'an-ı Kerim ve mealini okuyorum. Dini eserleri de okuyorum sohbetlere gitmeye çalışıyorum. Ama bazen öyle oluyorum ki camiye giderken bile zorla gidiyormuşum gibi bir his oluyor içimde. Ve kendimi kötü hissediyorum. Aslında gitmek istemediğimi düşünüp kendimi zorla götürdüğümü düşünüyorum. İyi bir örnek değilim. Böyle olunca da kimseye imani konuda faydam olmadığını düşünüyorum. Sonra her şeyden soğuyorum diyor hocam. Nasıl yardımcı olurum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince ilk olarak Mescid-i Nebevi inşa ediyor. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte buyuruyorlar ki bana bütün yeryüzü temiz kılındı. Yani Cuhaletil ardu mesciden ve tahura buyuruyor. Peki her yerde namaz kılabilir. Ama buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk iş olarak Mescid-i Nebevi yapıyor. İşte Sehel-i adındaki bir yetimin arsa alınıyor. iki tane yetimin Hz. Ebu Bekir Efendimiz parayı veriyor. İşte bir başka yerler var. Yani o arsalar birleştiriliyor. Mescid-i Nebevi yapılıyor. Efendimiz çalışıyor. Sahabe bizzat onun inşasında görev alıyorlar. Neden yapıyor? Çünkü şunun için. Mescid ümmeti bir araya getirecek. Tek noktada toplayacak, toparlayacak. Sina çölünde siz bir komutansınız. Orduyu sevk ediyorsunuz. Karşıda düşman birlikleri var. İşte İngilizler vesaire. Afizan Allah orayı işgal etti, böyle düşünün. Peki orada bir karargah merkezi var. Bütün o diğer birimler, birlikler, taburlar, tugaylar karargah merkezine bağlı. Orada başkomutan var. Başkomutanla e, oradan sürekli bilgi veriyorlar. E, o ordu eğer bu disiplin içerisinde ilerleyişini Sina Çölü'nde yaparsa muzaffer olabilir. Fakat her birlik kendinden kopuk işte o şurada, şu burada bu şekilde bir muharebe planları varsa onları çöl ya da düşman yutacak, yok, yok edecek. Arakan'dan Üskübe kadar, Cebeli Tarık'a kadar Müslümanların camileri var. O camiler birlik gibi, tabur gibi, tugay gibi. Peki bunların karargah merkezi neresi? Kabe, Beytullah. Herkes oraya yöneliyor. Oraya Kur'an-ı Kerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bize orası getirdi. Dolayısıyla biz tek noktadan idare ediliyoruz. Tek merkezimiz var, tek küblemiz var, yöneldiğimiz. Oradan işte halimizi Allah Azze ve Celle'ye arz ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o karargahı inşa edebilmek için Medine-i Münevvere'ye geldiklerini ilk olarak Mescid-i Nebevi yapıyor. Herkes buraya gelecek. Çocuk gelecek, yaşlı gelecek, büyük gelecek. Ümmet olduğumuzu anlayacağız. Yani bu kardeşim evinden çıkarken, iş yerinde, okulunda nereye gidiyor? Ümmetin karargahına gidiyor. Merkeze gidiyor yani. Peki o merkezde kim var? Selmanlı e, İran'dan, Selman'ın Farisi var Efendimiz'in karargahında. E, Habeşistan'dan Bilal bin Rebah var, Sühebi Rumi var. Kureyş'ten Ebu Bekir radıyallahu anhum var. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek safta topladı tek safta toplama haliyle ne diyorsunuz? Artık biz kas sistemine, insanların nesebine, soyuna göre değerlendirilmesine külli anlamda itiraz ediyoruz, kabul etmiyoruz. İşte fiilen bunu da ispat ediyoruz. Siyah kadının oğlu Zeyd bizim yanımızda burada. Belki Ebu Bekir'in yanında, belki gün gelir Ebu Bekir'in radıyallahu anh önünde durabilir. Bunlar Allah Teala'nın takdiri. Tabi yani sahabe sıralamasında Ebu Bekir Efendimiz en üstte de ama Zeyd bin Harise de Ebu Bekir'e imamlık yapabilirdi. Yani geçseydi hiçbir problem olmazdı. Namaz kıldırırdı. Peki cami bize bunu anlatacak. Bunu anlasın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin hamurunun yoğrulduğu bir kazan olarak e ilk olarak mesil Nebevi yapıyor. Onları ümmet yapıyor. Ensarla Muhacir orada birleştiriyor. Ve biz bu şuurla, bu anlayışla, bu akideyle camiye gidiyoruz. E, orada namazlarımızı kılıyoruz. E, camiye girerken ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Neden ayakkabılarımızı çıkarıyoruz? Dünyalık olarak çıkarabildiğim bunlar. Hazreti Musa da Cenab-ı Hak'tan vahiy alırken "Fakhla an Ayakkabılarını çıkar diyor ona, Cenab-ı Hak emrediyor. Yani artık dünya ile irtibatı, alakayı kesiyorsun. Camidesin, önde işte apartmanları temizleyen bir erkek kardeşimiz var, camiye geldi. Siz de şehrin valisisiniz. Normalde vilayet merkezinde protokol vardı, siz oturuyordunuz en önde. Ama şimdi önce kim geldiyse o oturuyor. E, camide yani o saflar o saflar aslında o sessiz halleriyle sürekli konuşan bir muallim gibi o duruşlar oluşlar yönelişler rükû secde halleri hep bize konuşuyor. Yani siz bir ümmetsiniz ve kulsunuz diyor. Şerefi izzeti burada arayacaksınız. Namaza duruyoruz. Sanki bir harp hali gibi omuzlarımız birbirine değiyor. Sahabe-i kiram efendilerimizin elbiseleri omuzlarından yırtılır, omuzlarından sökülür. Yani kimler gelirse bize ya Rabbi biz bir defa Allahu ekber dedik namaza başlarken eğer hakkı, hakikati, adaleti, insanların hukukunu çiğneme adına kimlerin bir tecavüzü varsa şu safta nasıl duruyorsak zulmün ve haksızlığın karşısında işte bu şekilde duracağız. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saf düzeniyle alakalı ee, çok e, ikazları var. İşte suddul halal buyuruyor. Boşlukları kapatın. İstevu savu sufu feküm düz durun. E, saflarınızı düzeltin. Yani namaza başlarken, her namaza başlarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saf düzeniyle alakalı tembihatı var. İşte küçük çocuk bula ermediyse safın ortasında durmaz. Nerede durmalı? Onu lisan-ı haliyle, tebessümle bir büyük alır, veya babası onunla birlikte ise safın en kenarında durur. Yani o muharebe halini bütün Müslümanlar yaşasın diye. hem yani bir muharebe halinde küçük çocuğu cephenin önüne koyar mısınız? Koymazsınız. Onun için kadınlar arkada dururlar. Erkekler önde dururlar. Yani şeytana karşı, nefse karşı ve yeryüzüne kimler zulmü getirecekse, hakim kılacaksa onlara karşı bir duruşumuzun olduğunu gösteriyoruz. Bu bentler aşılmaz diyoruz, geçilmez diyoruz. Peki sonra işte bu, bunları düşünerek bu kardeşim camiye geliyor. Namaza başlıyor, Fatiha okuyor işte namazdan zevk alabilmesi için de şunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kimin huzurunda? O Allah bizi huzuruna kabul etti. Peki her namazda Fatiha'yı okuyoruz. Kim okuyor? Kadın okuyor, yaşlı okuyor, çocuk okuyor, imam okuyor. Herkes Fatiha'yı okuyor. Yani Fatiha bütün insanlığın ortak halini Allah'a arz metnidir. Yeryüzünde böyle başka bir metin yok. Yani Cumhurbaşkanı dili farklıdır, devlet dili farklıdır, işte çobanın dili farklıdır, babanın oğluna dili farklıdır, Eşin kocasına dili farklıdır yani kadının dili farklıdır. Ama öyle bir lisan sanki Bangladeş'te de ''Elhamdülillahi rabbil alemin diyorlar. İngiliz Müslüman olunca o da ''Elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Kabe-i muazzamın etrafında bakıyorsunuz kiminin rengi siyah, kimin beyaz, kimin sarı ama hepsi Rabca konuşuyor. Elhamdülillahi rabbil alemi. Aynı lisanla Yeryüzünde yok böyle bir şey. Farklı ırklar, farklı coğrafyalar, farklı desenler, farklı yüzler ama aynı lisan, aynı yalvarış, aynı yakarış. Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Onun için Üstad Necip Fazıl Arapçaya Rabça der. Yani Allah'ın lisanıyla, Kur'an-ı Hakim'in lisanı, bilisanin arabiyyin mubin. Yani kuran Hakim'in apacık Arapça olan o Kur'an-ı Hakim'in lisanıyla Fatiha ki o lisanda onunla Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. Peki ne diyoruz? Önce elhamdülillahi rabbil alemi. Huzurdayız. Elimiz önde bağlı. E, kemal edeple duruyoruz. Diyoruz ki elhamdülillahi rabbil alemi. Zevk alamayan kardeşim bunları düşünecek. Ya Rabbi sen sadece Arap'ın, Türk'ün, Kürd'ün, İngiliz'in değil, alemlerin Allah'ısın. Rab mürebbi terbiye eden demek. İşte sen o Rab'sın, ben de senin huzuruna geldim. Şimdi biraz önce okuldaydım, okulda yanlışlarım oldu, işte yanlışlarım oldu. Babaydım, çocuğuma karşı hatalarım olmuş olabilir. Eştim evde, söz sesim, sesim haksız olmama rağmen yükselmiş olabilir. İşte bütün bunlardan e, tövbe edip de huzuruna geldim, terbiye olmaya geldim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çünkü sen mürebbisin alemlerin mürebbisi, alemleri terbiye eden sen. Yani bir karınca var, yavrusunu beslemeyi ona öğreten sensin. Bir buğday toprağa düşünce o arpa olarak boy vermiyor. Afrika'daki toprakta da, Asya'daki toprakta da hep o buğday oluyor. Onun içine bir gen mühendisi koydun, şaşırmadan milyonlarca sene aynı ödevi yerine getiriyor. Onu sen terbiye ettin. O halde... Ben de ruh var, nefis var. Şimdi bu nefsimi de o karınca gibi, buğday gibi nasıl onlar istikametten çıkmıyorlar? kainatta var olan her şey durmadan, duraksamadan seni tesbih ediyorsa ben de o tesbih ödevini almaya geldim ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte sayıyoruz sonra. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman-Rahim, Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi, başka kimse konuşamaz. Söz sende, hüküm sende. Şimdi e, biliyorsun ki sizi bu kurtaracak. E, kim? İbrahim e, Bilal kardeşim kurtaracak. E, başka birisine gider mi? Yani şimdi sizin e, milyon dolarlık bir borcunuz var. İbrahim kardeşim hasbi olarak onu tekeffül ediyor. Ben vereyim diyor. Artık başka birisine gitmezsiniz. E, Bilal kardeşim sen bunu karşıla dersin. Karşılıyor o da gönül koymasın dersin bütün bunları yapsın diye maliki yevmiddin rahman o rahim o rabbul alemin alemlerin mürebbi'si o eh, ahirette o hesap gününün maliki sahibi de o başka anlamlar da verebiliriz o halde bana ne düşer sen buysan ya rabbi bu sıfatlar bu isimler bu duruşlar sana aitse ya rabbi o halde ben de şunu söylerim. İyyâke na'budu ve İya nesta'in. Asla senden başkasına ibadet etmem. Etmeyiz ya Rabbi. İyyâke na'budu ve iyâke Sadece senden yardım ister, sadece sana ibadet ederiz. Ee, Ebu'l Hasan en Nedvi rahmetullahi aleyh, e, Nedbetul Ulema'nın eski e, imamlarından. E, vefat etti biliyorsunuz. Mütefekkir, alim, muhaddis, e, bir alimin rabbaniydi o. Hocalarından bahsediyor. Yani hocalarının hocalarından rahatsızlanmış derleyen bir yaşı var. 80 küsur yaşında. E, talebeleri koluna girmişler. Onu alıp bir budist doktora götürmüşler. Budist doktor onu tedavi edecek. Avluda bekliyor. İçeriden çıkıyor. Kapıda putlar var. Putlara ibadet ediyor. Sonra bunun yanına geliyor. E, talebelerine diyor ki hadi alın beni eve götürün. Hocam diyorlar tedavi olmak için şu kadar kilometreden geldik. Yolları açtık. Yürüyemiyorsunuz. Araba yok. İşte onlar e, ona koluna girip de o halde belki ayaklarını sürükleye sürükleye o kadar mesafeyi kat etmesine yardımcı oldular. Hayır diyor. Akşam ben namaz kılacağım. Namazda Rabbime yine söz verecek. Vitir namazında İyyake nabudu ve iyyake Bütün namazlarda bunu söyleyecek. Yani Fatiha'daki bu ayeti okuyacak ama bir de vitir namazında ve nahlu ne ve netruku men yefcurû. Sana isyan edenleri terk etmeye, onlardan uzaklaşmaya dair Ahdim var, sözüm var, söz veriyorum. Ya Rabbi her vitirde diyorum kunut duasını okurken. Peki ben putlara tapan, ona secde eden adamdan medet umuyorsam yarın akşam Rabbime hangi yüzle ben sana isyan edenleri terk ediyorum, onlardan uzaklaşıyorum diyebilirim. Yani namaz böyle bir söz verme hali. Kime söz veriyoruz? Maliki yevmiddine, Rahman ve Rahim olana. Rabbul Alemine söz veriyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhdine sırâta'l mustakîm. Ya Rabbi ben bu yollarda yalnız yürüyemem. Beni sırat-ı mustakime ulaştır. Hem öyle bir ulaştır ki sırat kelimesi şöyle aslında sin nedir? Sonra işte bir takım değişikliklerle sat oluyor Arapçanın özelliğinden dolayı. Böyle yolda insan yürürken sırat, ee, dümdüz bir yola baktığınız zaman e, yürüyen bir adam uzaklaştıkça sizden ufka doğru gittikçe sanki yol onu yutar, kaybolur yolda. Sırat yutan, içine alan demek insanı yutuyor. Sıratal mustakim. Bu yol ya Rabbi beni içine alsın, yutsun beni İslam. Sırat-ı mustakimin içine gireyim, bu kazana gireyim, eriyeyim, yeni bir hal alayım, yeni bir şekil alayım. Artık nefis bundan sonra ruha taarruzda bulunamasın. On saldırılarına karşı ruhum korunaklı bir bölge edinsin kendine. Orada kalsın, dursun diye. İhlina sıratel mustakim. Sıradan bir yol değil. Bizi içine alacak, burada yutacak, sonra cennete teslim edecek bir yol. Burada alacak, karşıda cennete çıkaracak bir yol. İşte bu şekilde yalvarıyoruz. E yetmez diyoruz ya Rabbi bu kadar yalvarma. Fatiha'dan sonra bir de Kur'an-ı Kerim'den belli ayetleri okuyoruz veya kısa sureleri okuyoruz. E artık kendimizden geçiyoruz, rüküye gidiyoruz, sonra secdeye kapanıyoruz. Sanki ayet-i kerime vesud vaktarib diyor bize. E secde et, vaktarib yaklaş diyor. Bana doğru yaklaş. O, o yaklaşmanın aşk ve heyecanıyla kendimizi secdeye atıyoruz, kapanıyoruz secdeye. Tabi bu secde ayetiydi, bir secde yaparsınız bu kelimeden dolayı inşallah. Şimdi bu kardeşimiz bu şekilde geldi camiye, namazı kıldı, Secde secdede bunları yaşadı. Sonra tahiyata e, tahiyyata oturdu. Tahiyyatta da ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve Orada diyor ki e, efendim kalple, dille, bedenle, malla, dille, malla, bedenle, e, dilimizle, bedenimizle ve malımızla yapılan bütün ibadetler sadece senin için ya Rabbi. Sadece senin için. Yani birileri görsün, birileri takdir etsin, belge plaket versin diye değil ya Rabbi. Sonra da efendimize selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyühen nebiyyu. Onun üzerine olsun diye senin üzerine olsun ya Resulallah. Sanki öğretmenimiz, muallimimiz, baş öğretmenimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde imam onu selamlıyoruz. Onu selamlar gibi oluyoruz. O hali yaşıyoruz ya da yaşamaya çalışıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi bu terbiyeyi aldık, dünyaya dönüyoruz. Sağda mahalledeki kardeşlerimiz var. Solda diğerleri var. Artık onlara diyorsun ki, ben namaz kıldım, Rabbimin e, talimatlarını aldım, ona teslim oldum, secdeye gittim, Efendimiz Aleyhisselam'la beraber oldum, onu selamladım, artık ben eski Onur değilim, eski Bilal, eski Mehmet değilim ya Rabbim, e, arkadaşına diyorsun. Ben eski bu değilim ey Ahmet, ey Muhammed diyorsun. Ben de artık Kur'an-ı Hakimin, Bende İslam'ın değerleri var. O değerlerle sana bakacak. İşte o değer orada yan tarafta bir hammal varsa o hammala bundan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı o hammallara nasıl baktıysa öyle bakmayı telkin edecek. Mahallede açlar, yetimler, biçareler varsa onların imdadına koşmayı anlatacak sana. Hani cami karargah merkeziydi. O karargahtan idare edecektik. Dolayısıyla mahalledeki herkes, erkekler o camiye geliyor. O camide onlarla beraber oluyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, selam veriyorsunuz. Artık herkes o karargaha ait olan bütün Müslümanları tanıyor. Onların sıkıntıları, sorunları ne? Onları camide konuşuyorlar. Camiden çıkarken konuşuyorlar. O değerlerle onların hem kendi işlerini yapacaklar, nafakalarını kazanacaklar. Ama aynı zamanda onların da imdadına koşacaklar. Sahabeye, Medine'lilere, Evse, e -E, Hazrece ne diyor? İslam ensar diyor. Neden ensar? Çünkü camiden çıkarken muhacirin imdadına koştu onlar. Evleri yoksa ev verdiler. Bahçeleri yoksa bahçe verdiler. Ensar. Yani biz camiye kardeşlerimiz için ensar olmak, Aynı zamanda bunu da kuşanmak için geliyoruz. Namaza e, gelme noktasında sıkıntı yaşayan kardeşim namaza dair işte bunları düşünürse Allah Teala'nın inayetiyle o e, iş bitse de namaza gitsem, iş bitse de nafile kılsam değil farzları böyle daha çok nafile kılacak. İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselam gibi namaz kılarken sabahlara kadar ayakta uzun durdu diye belki ayakları şişecek. Allah Teala o ruha erişmeyi hepimize ihsan eylesin. Amin hocam. hocam bir başka kardeşimiz de şöyle bir sorununu paylaşıyor. Ehli sünnete göre yaşamaya çalışan bir gencim. Rabbime her gün dua ediyorum. İmanımı arttır diye. Fakat öyle bir an geliyor ki tövbe ettiğim halde daha önce işlemiş olduğum günahlarım önüme, gözüme ve hatırıma geliyor. Ben her tövbemden sonra Yaptığım hataya çok üzülüp dert etsem de öyle bir an geliyor ki yine kendime o günahı işlemiş buluyorum. Bu sebepten dolayı hiçbir zaman salih bir kul olamayacağımı hatta münafık olduğumu düşünüyorum. Ama ne zaman bunu düşünsem kendimi boşlukta buluyorum ve daha çok günah meyil ediyorum. Hocam böyle bir genç için tavsiyeniz ne olur? Şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz. Sanki her taraftan şu ayetler okunuyor. Ruhlarımız bu ayetlere... Ee, oturmuşlar, onlara mülaki oluyorlar, onları dinliyorlar. La taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Bu ayet-i kerime belki bu kardeşimizden daha fazla günaha batan insanlara hitap ediyordu. Yani göklerin kapısı açılıyor. Hazreti Cebrail bu ayetle geliyor. Mekke'de 80 yaşına kadar her türlü günaha işleyen ihtiyara diyor ki umudunu kesme. Kadın belki hayatın bütün felaket, helaket şekillerini görmüş. 10 tane, 20 tane erkekle beraber olmuş. O şekilde evlenme şekilleri vardı cahiliyede. Hz. Ayşe annemizin anlattığı 4 tane nikah şekli var. Nikah değil de cahiliyede öyle diyorlar. Onlardan bir tanesi kadın 10 tane erkekle birlikte olur. Sonra hangi erkek hoşuna giderse çocuğu için der ki bunun babası falan kadındı. Şimdi böyle kadınlar geliyorlar. Allah Teala onlara bile la taqnadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Hani biz besmeleyle neyle başlıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani o Rahman adı kainatta her şeyi kucaklıyor. Karıncayı kucaklıyor, kuşatıyor, köpeği kuşatıyor o Rahman oluşu Cenab-ı Hakk'ın ona rızık veriyor. Balığın karnında ki yav, balığın denizin karnında bir balık var onun rızkını gönderiyor Rahman oluşundan dolayı. Peki o Rahman olan Allah'ın adını sürekli tekrar ediyoruz. Her hayırlı işe besmele ile başlıyoruz ki nasıl bir Rabbimiz var nasıl bir Rabbe kulluk ediyoruz. İşte o Rahman oluş bize sakın ha umudunuzu kesmeyin buyuruyor ve eni bu ila rabbikum Rabbinize yönelin. Bu yönelini işinizde de şöyle bir haliniz olsun. Bir baba gurbette ya da bir baba sürgünde, bir baba esarette. Esarette bu baba zincirlerini kırdı, prangaları kırdı. Onlarca yıldır göremedi ailesine koşuyor. Koşarken nasıl bir heyecanı varsa sizler de Rabbinize böyle koşun. İşte bu kardeşim Rahman olan Rabb'i onu bu şekilde bekliyor. Bu heyecanla bekliyor. Koşarken de ona diyor ki: "La takunu min rahmetillah. Benim rahmetimden Allah'ın rahmetine umudunu kesme. Şimdi sen geleceksin. Et-tevbetu tecubbu ma Önceden ne kadar günah varsa, eğer bu günahlar kul hakkı değilse, tövbe edince, Allah'a yönelince Cenab-ı Hak o geçmiş bütün günahları mahvedecek." Peki o günahlar nasıl silinecekler? Hani hep baştan beri söylüyoruz ya, ateşin içine demiri koyunca eritiyor, cürüfünü alıyor, ona bir şekil veriyorsunuz, hamurkar oluyorsunuz, ustası oluyorsunuz. Tövbe'de de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اَتَّوْبَةٌ nedametun. Tövbe pişmanlıktır, pişman olacaksınız. Ağlamak iyidir, ağlamalı. O günahlar aklına gelince, ben bunları nasıl yaptım ya Rabbi? Şu ana kadar ben nasıl gafil olabildim diye ağlamalı. Yani tövbe şöyle bir şey değil. Aldınız kirli çamaşırı, burada deterjan var, su var. Ama hepsi ayrı yerde duruyorsa o kir temizlenmez. Onları bir makinenin içine koyacaksınız, düğmeye basacaksınız, e, su gelecek, deterjanı da koyacaksınız. O kiri temizleyecek. Tövbe de bir amel olmalı. Yani tövbe ettiniz pişman oldunuz, ağlıyorsunuz, aklınıza geliyor. Nasıl ben bunları yaptım, yapabildim ya Rabbi diyorsunuz. Ama sürekli ondan sonra ibadetiniz var, farz namazları kılıyorsunuz, nafileleri kılıyorsunuz, oruç, orucunuzda hata yok. Zaman zaman eğer imkanı varsa bu kardeşimin pazartesi, perşembe oruçları tutuyor. Yani önde bu ibadetleri yapınca artık hep bu ayette bir tarafta duruyor. Sakın ha umudunu kesme. Bu İslam deve çobanı olan Hazreti Ömer'i oradan alır. Tövbe edince Efendimiz'i öldürmek için yola çıkmıştı. O Ömer'i oradan aldı. insanlığın zirve noktalarına taşıdı. Yani eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَوْ كَانَ النَّبِيُّ Eğer benden sonra Allah peygamber gönderecek olsaydı Ömer olurdu buyuruyor. Peki o Ömer'i buradan alıyor işte. Oraya çıkarıyorsa bu kardeşim müsterih olsun, ibadetlerinde hatası olmasın, olmamaya çalışsın, aksatmasın ve günahını da, önceki günahlarını da kimseye açmasın. Sadece ona, hocalarına bile açmasın. Kul haklarını ödesin. Önceki günahlarını başkalarına açması da günah olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Günahı söylemek de günah. Kendi dünyasına çekilsin, ibadet etsin, müsterih olsun. Allah Teala'nın rahmeti onu kuşatacak inşallah. Evet hocam başka güzel bir kardeşimiz de ailesiyle ilgili şu şekilde bir sorunun aktarıyor. Ben imani konularda zayıf olsam da kendimi İslami konularda belli oranda yetiştirdim. Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Fakat ailem Müslüman gibi davranmıyor. Kız kardeşim açık Aile büyüklerim namaz kılmıyorlar, bana karışmıyorlar. Fakat ben bir tavsiyede bulunduğum zaman bazen umursamıyorlar. Bazen de bir tek sen mi Müslümansın diyorlar. Bu sebepten dolayı evde tartışma ortamları oluşuyor. Böyle olunca da ailemle bile mutlu olamıyorum. Ama neticede onlar annem, babam, kardeşlerim. Çevreme faydalı olmak istiyorum ama kendi aileme bir şey anlatamadığım için irşat konusunda insanlardan kaçınıyorum. Kendi ailene bir şey anlatamıyorsun ...bize mi dini anlatacaksın demelerine çekiniyorum... ...nasıl bir yol izlemeliyim? Evet, Allah Teala bu kardeşimizin yardımcısı olsun... Ee, ...sahabe-i kiram efendilerimizin... radıyallahu Anhum, ...belki de şu kadar sayıya malik olanları... ...bu sıkıntıyı evlerinde yaşadılar... Ee, ...bu kardeşimiz mutlaka şunu yapıyordur... ...bu sorunun içinde böyle bir dert edinen kardeşimizin... E, ...mutlaka böyle bir hali vardır... Önce hal diliyle başlasın. Yaşantısıyla başlasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, amcası Ebu Leheb işte Allah Resulü'nün evine en yakın ev Ebu Leheb'in eviydi ama o amca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet edince en yakınken peygambere en uzak oldu. Ama buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete tebliğe devam etti. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu davete başlamadan önce nasıldı? Muhammedül Emin'di. Ticaretiyle, e, Efendimiz aleyhissalatu vesselam insanlarla ilişkisiyle, muharefesiyle, adab-ı muaşeret dediğimiz o beşeri ilişkiler bunlar noktasından bakılınca Mekke'nin en iyisiydi Allah Resulü. Ondan ötesi yoktu. Ona bakıyorlardı, ona hayrandılar. Yani bu yalan konuşmaz. Bu hayatta yanlış olmaz, bu hayatta tuğyan olmaz diyorlardı. İşte o hayat, o hal dili gün geldi. 40 yaşında Kur'an-ı Hakim'le konuşmaya başladı. İslam'ın anne babaya nasıl davranmak gerekir? Çevreye nasıl duyarlı olmak gerekir? Millet devlet malına karşı nasıl hassas olmak gerekir? Bu kardeşim bunları önce yaşayacak. Yaşayınca o aile bu kardeşimdeki değişikliği görecek. İslam inkılabını görecek. Yani Sa'd bin Ebi Vakkasları, Musab bin Umeyr'leri değiştiren, olduran, erdiren İslam bu kardeşimin hayatında bu değişikliği yaptı. Anne baba bunu görünce artık onlar da diğer çocukları onun gibi olsun. Yani diğer çocuklar yalan konuşuyorsa, diğer çocuklar ailenin bütçesini israf ediyorlarsa, Değer çocuklar anne babaya sesini yükseltiyor ama bu anne babaya karşı edebiyle adabıyla her şeye rağmen koruyarak davranıyorsa, mukabelede bulunuyorsa o zaman gün gelecek. Hani biz yaşayamasak da değer çocuklarımız bunun gibi olsun diyecekler. Ama bunu demeyen anneler de olacak, demeyen babalar da olacak. Peki o zaman bu kardeşlerimiz o anne babaya karşı konumları nasıl olacak? Duruşları nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim vasahibu'ma fid dunya marufa. Dünya işlerinde marufla annenize, babanıza davranacaksınız yani umuru dünyada. Nasıl olacak bu? Akıl neyi e, e, uygun görüyor, şeriat neyi emrediyorsa. Yani aklın çirkin görmediği, şeriatın da, Kur'an'ın da, sünnetin de reddetmediği bir şekilde anne babaya karşı bir davranış olacak. O da nedir? İşte ayette yine başka bir ayet kerimede ve kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil ihsana. Yani Allah Teala kendine ibadetten sonra anne babaya ihsanı bize emrediyor. İhsan, yani ihsan üzere kalmak, anne babaya ihsanda bulunmak, her şeyi en güzel şekil ve surette yapmak. Yani anne inanmıyor ama annenin ayağında bir Arıza var, işte her akşam sıcak suyla onu masaj yapmak gerekiyor. O oğul annenin ayağını masaj yapıyor, babasının ayağını masaj yapıyor. Araba yok, anne sırtta alınmalı, taşınmalı, doktora götürülmeli. Bu çocuk, anne babanın namaz kılma diye dayattığı çocuk alıyor anne babayı, sırtında doktora taşıyor. Bunları yapıyor ama Rabbine isyan olan yerde annesine itaat etmiyor babaya itaat etmiyor. Çünkü yani birinci sırada Allah'a ibadet var. Sonra anneye, babaya saygı geliyor. Eğer bunlar çatışıyorsa o zaman Rabbinin talimatına göre amel edecek. Böyle hareket edecek. Peki bütün bunları yaptı. Anne baba hala durduğu yerde duruyor. Onların İslam iman noktasında bir gayretleri yok, hamleleri yoksa bu kardeşim yani şöyle düşünmeyecek. Yani benim annem babam e, kabul etmediler. Ben başkalarına nasıl anlatabilirim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendi yakın çevreden başlıyor. Ve enzir aşiratekel akrabi. Yakın akrabalar. Sonra kabul edenler ediyor. Etmeyenler karşı tarafa geçiyor. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zeyd geliyor, Bilal bin Rabah geliyor, işte Habbab bin Eret geliyor. Yani Hazreti Ömer geliyor. Ebu Bekir daha önce en önce gele, geliyor. Yani ailenin dışında kimler varsa amca Ebu Talip kabul etmiyor. Ama Ebu Bekir kabul ediyor. Resulullah durmuyor. Biz anlatırız. Anlatma vazifesi bizden. Ama hidayet Allah Teala'dan. Muvaffakiyet Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak bize neden şunları Müslüman yapmadın diye sormayacak. Ama neden şunları İslam'ı anlatmadın diye soracak. Dolayısıyla bu kardeşim usanmadan, bıkmadan önce hal diliyle, yaşantısıyla sonra da lisanıyla annesine, babasına sürekli anlatmaya devam edecek. Ama onlar kabul etse de etmese de dışarıda sokaktaki Müslümanlara yine tebliğ vazifesi sürecek. E i̇şte sahabe-i kiramdan Musab bin Umeyr vardı, Sad bin Ebi Vakkas vardı. E bunların anneleri İslam'ı reddettiler. Hatta açlık grevine girdi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın annesi. Eğer yani Muhammed Aleyhisselam'ı terk etmezsen annem burada gözünün önünde ölecek dedi. Ama annesine teyip bir tane canın şu kadar canın olsa her birini gözümün önünde versen yine Allah Resulü'nü İslam'ı terk etmem, edemem anne dedi. Fakat Mus'ab bin Umeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas yine annesine Dünya işlerinde iyi davranmaya devam ettiler. Bu kardeşim de bu çerçevede hareket etmeye devam etsin. tabi içinde bir hep ukde olsun. Yani bu anne baba, e, Ya Rabbi neden Müslüman olmuyor diye. O ukde Allah Teala'nın merhametini celbeder. Bir gün inşallah onun o acısı, hüznü, e, dua olur, niyaz olur. Allah Teala'nın katına ulaşır. Cenab-ı Hak icabet eder. Annesi, babası da, kendisi gibi olur inşallah. İnşallah hocam. Hocam son olarak da tüm gençler adına Mektebi Sufa ailesi olarak şöyle bir soru sormak istiyoruz. Bildiğiniz üzeredir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet elimde altın tasla kevser suyunun başında ümmetimi bekleyeceğim. Oraya gelenlere ikram edeceğim buyururken ahir zaman gençlerini görünce elindeki tası bırakır. Bunu görenler ya Resulallah onlara havuzunun suyundan vermeyecek misin diye sorarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda alnını secdeye koyan gençlerle arama altın tası koymak istemiyorum. Onlara elimle ikram edeceğim diye buyurur. Hocam efendim sallallahu aleyhi ve sellem elinden kevser suyunun içmek için biz gençlere ne tavsiye ederiz? Yani ahir zamanla alakalı Efendimiz Aleyhisselam'ın bu asırda bu zamanla gelecek ümmetiyle alakalı farklı rivayetler var. Onların bir kısmı zayıftır, bir kısmı daha o zayıftan da aşağıdadır. Ama neticede bunlar yan yana koyduğumuz zaman ahir zamanda gelecek Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmet yapısıyla alakalı e, farklı tembihlerin olduğunu, farklı ikazlarının, taltiflerinin, ihsanlarının olduğunu görüyoruz e, hadis-i şeriflerde. E, öyledir. Neden öyledir? Çünkü e, ateşin içinde yanmayan gençlerdir bunlar. Yani Mekke sokaklarında Bilal'lerin, Ammar'ların, yasillerin olduğu dünyada bugünkü gibi işte manikür, pedikür yapmış, vücuduna şu kadar bakım yapmış. Ondan sonra erkeklerin, delikanlıların şehvetini celbedecek bütün unsurları beden yapısında, kıyafetini ona göre ayarlayıp sokağa çıkan kadınlar yoktu podyumda mankenler bu şekilde değillerdi. Diziler, magazin programları vesaire böyle değildi. E, dolayısıyla e, bugünkü nesil o evin içinde Hz. Yusuf gibi "Vagallakatil ebwaaba ve qalet evi, kapıyı kapatıp Hz. Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha gel demişti. Şimdi gazeteler gel diyor. Magazin programı gel diyor. Üniversiteye gidiyor, işte koridora çıkıyor. Oradaki o fotoğraflar, manzara o gel diyor ama gözünü kapatıyor, Rabbine teslim oluyor. Ateşin içine giriyor, Hz. İbrahim gibi oradan yanmadan çıkıyor. Hz. İbrahim'i maddi bir ateşin içine almışlardı. Ama şimdi Allah Resulü Aleyhisselam'ın ahir zaman gençliğini şeytan o şehvet ateşiyle bütün noktalarda kuşatmış, içine almış. Onlar da yanmama noktasında bir azimleri var, iradeleri var. Namazla ateşe direniyorlar, şeytanın ateşine. Oruçla direniyorlar, sadakalarıyla direniyorlar. Bir an harama kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı ezasındalar diyor Üstad Necip Fazıl. Yani o gözlerine sahipler, gayri ihtiyari bir an o gözler farklı bir noktaya kaysa, belki o gece sabahlara kadar gözyaşı dökecekler. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı vurgularla bu zamanda gelecek gençliğini, ümmetini, ümmet yapısını taltif ediyor. Çünkü onlar buyuruyor, yani avuçlarında kor ateşi saklıyorlar. İmanı, imanı bu dönemde saklamak avucunuzdaki o kor ateşi saklamak gibidir. Yani ona dayananlar nasıl büyük bir iradeye sahipse bu aslın kaymayan, istikamet üzere yürüyen, o gençliği de Allah'ın inayetiyle o iradeye sahipti. Onlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaat-ı uzmasına ahirette dünyası, dünyada da davasına nail olacaklar, muhatap olacaklar. Bu noktada yaptığınız çalışmaları, hizmetleri Cenab-ı Hak büyük ecirlerle mükafatlandırsın. Allah Teala e, ihlas halinizi muhafaza eylesin. İhlas hali demek... Yaptığınız ibadetlere, bu seyahatiniz, ta İstanbul'dan kalkıp buraya gelişiniz, bütün bunlar bir anlamda Allah Teala bunlar rihle olarak kabul etsin. İşte e, kardeşim Bilal e, Rize'den geldi. E, bunları Rabbim e, rihle yani ilim yolunda yapılan seyahatler, yolculuklar olarak kabul etsin. E, bu yolculuklardan Ulema İslam nasıl olup döndüler, erip döndüler. Burada Allah Teala'nın aciz bir kulu var. Bizden bir şey olmaz. Ama burada arkada gördüğünüz bu odada her tarafında allamelerin, alimi rabbanilerin bu yolda her şeylerin feda edenlerin kitapları var. Onların bereketiyle Allah Teala sizi bereketlendirsin. Davanızı ebedi kılsın. İhlas ser lehvanız olsun. Yani yaptığınız ibadetlere, seyahatlere Allah'tan başka şahit aramayın. Tek şahit o olsun. Size mükafatı sadece o verecek çünkü. E, yolunuz açık olsun. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinde Allah Teala size uzun mesafele kat etmeyi nasip eylesin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.